Fransız Hava Yolları Air France Avrupa'da ucuz uçuş sağlayan havayolu şirketleriyle rekabete girdi. Yönetim Lyon'da yaptığı açıklamada Fransa içi uçuşlarda kullandığı şirketi Hop'un bilet fiyatlarında önemli indirimlere gitti. Tepe yöneticisi Alexandre Dejunyak, Germanwings kazasını Euronews'la değerlendirdi. Dün yayınlanan güvenlik raporumuzla Air France, KLM, Hop ve Transavia Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'nın kokpitlerde en az 2 kişinin bulunması önerisini uygulamaya soktu. Bu trajedinin ardından birçok kişinin aklına acaba ucuz fiyatlı uçuşlar diğerlerinden daha mı güvensiz sorusu takıldı. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Hava taşımacılığında çok yakından takip ettiğimiz kaza ya da kaza istatistikleri bu soruya olumlu yönde bir yanıt vermiyor. Yani elimizdeki veriler ucuz fiyatlı uçuşların geleneksel uçuşlardan daha az güvenli olduğunu göstermiyor. Bunu söylemek mümkün değil. Germanwings'in başına gelen çok özel ve eşine az rastlanan bir durum. Bence bu hiçbir şekilde şirketlerin ucuz ya da pahalı olmalarıyla bağlantılı değil. Şu anda uçağa binmek daha mı riskli oldu? Hayır, hayır, daha az riskli. Hava taşımacılığı 50-60 yıldır yapılıyor. Bu ulaşım türünde kazalar gözle görülür bir şekilde azaldı. Bu en güvenli ulaşım yolu. 2014'te eşine az rastlanan ve çarpıcı olaylar yaşandı. Fakat biraz paradoksal da olsa, Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği'nin tespitlerine göre 2014 aynı zamanda en güvenli yıl oldu. Bu ulaşım yolu çok çok güvenli. Yolcuların bundan emin olması lazım. Özellikle yaşanmış olan uçak kazaları ve felaketlerinden çıkardığımız dersler sayesinde güvenliğin daha da artırılması için aralıksız olarak çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde her firma ve çalışan buna katkıda bulunuyor.